Bugün yaşanan olay Ermenistan'ın e, hukuka aykırı olarak davranmasının ne gibi sonuçlara yol açtığını bir kez daha gösteriyor. Çünkü Ermenistan ısrarla e, yıllardır bölgeye döşediği mayınların yerini gösteren haritaları paylaşmamakta ısrar ediyor ve bugün maalesef 3 e, kişi hayatını kaybetti ki bu 3 kişiden ikisi e, bizlerin e, meslektaşı. E, 30 yıl boyunca işgal edilen topraklar artık özgürlüğüne kavuştu. E, Oradan göç edenler topraklarına dönmek istiyorlar. Ancak bölgede çok ciddi bir mayın tehlikesi var. O mayın tehlikesinin bertaraf edilmesi için anama çalışmalarını sürdürüyor. Başta anam olmak üzere e, görevler çalışmalarını sürdürüyorlar. Ancak mayınların bulunup imha edilmesi çok zaman alan bir şey. Ve bir mayın yapılan araştırmalara göre 75 yıl aktif olarak kalabiliyor. Yani e, Karabağ'da herhangi bir yerde bulunan bir mayın mayının oradan çıkarılmaması onun bugün itibariyle 2096 yılına kadar orada tehlike arz ettiğinin en büyük göstergesi. Dolayısıyla bu noktada Ermenistan'ın artık uluslararası hukuka uygun davranarak mayın haritalarını bir an önce paylaşması gerekiyor. Çünkü insanlığın da gereği bu. Ve bugün de gördük ki evet oraya döşenen mayınlar aslında askerler için değil siviller için çok büyük bir tehlike. Çünkü geride bıraktığımız aylardan bugüne kadar şu ana kadar 20 sivil maalesef Ermenistan'ın döşediği mayınlar nedeniyle hayatını kaybetti.